size. Allah mı diyoruz, Tanrı mı? Çünkü Allah dersek hani olaya İslami açıdan bakmış oluyoruz. Ama Tanrı denirse daha geniş diğer dinleri de içermiş oluyor galiba. Ben genelde pek o ayrımları, Türkçe'de var o ayrımlar. Ben iki kelimeyi de kullanıyorum. Mesela yaratan diyelim hocam. Yaratıcı. Valla ben Allah demeyi peki, de buyurun. Tanrı da diyorum, yaratan da diyorum. Mesela son kitabımı özellikle çok sorular geldi. Niye Tanrı diyorsun diye. Evrenden Allah'a diye çıkardım. Evvel kitaplarım Tanrı'ydı. Bundan sonraki belki yine Tanrı diye çıkaracağım veya Allah diye çıkaracağım. Siz bunu söylemişken onu da bir açıklama ihtiyacı hissettim. Çünkü çok teşekkür ederim. Bu soru çok geliyor. Şimdi Kur'an'da baktığımızda Allah birçok sıfatla nitelendiriliyor. Mesela Allah gafurdur diyor, bağışlayıcıdır diyor, işte rahmandır diyor, merhametlidir diyor. Şimdi biz Türkçe'de bu sıfatların hepsini kullanıyoruz. Allah mesela bağışlayıcıdır diyoruz. Ama sen niye bağışlayıcıdır dedin, gafur denmedin diye söylenmiyor kimse. Şimdi Kur'an'da baktığımız zaman birçok yerde mesela Allah'ın için kullanılan sıfatlardan birisi ilah. O göklerde ve yerde ilah odur deniyor. Yani ilah kelimesi de kullanılıyor. Türkçe'deki Tanrı kelimesi, Kur'an'daki ilah kelimesinin tam karşılığıdır diyebiliriz. Aynı Kur'an'daki ilah kelimesi gibi kullanılıyor. Ve Allah için de Kur'an'da ilah kelimesi kullanıldığı için Türkçe'de Allah'a Tanrı denmesi hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü sorular böyle geliyor. Yani Allah'a Tanrı denir mi diye. O zaman Allah bağışlayıcı da denemez eğer Tanrı denemiyorsa. Türkçe'de. Evet. Ama İslami literatüre baktığınız zaman ya Tanrı ile Allah sözcüklerini kullandığınız zaman neyi kastettiğini soruyorlar insana. Valla işte ben neyi kastettiğimi anlaşılsın diye bunu anlatıyorum. Birçok kimse kullanırken böyle daha seküler şekilde olunca Tanrı diye kullanılmaya çalışıyor. Öbür türlü İslam bir şey vurgulamak için Allah diye kullanıyor. Ben bu tip ayrımlara yapmak için bazen Allah bazen Tanrı demiyorum. Bana göre Allah demek de Tanrı demek de bağışlayıcı demek de yaratan demek de. Çünkü Kur'an'da işte halakus semavati vel ard diyor mesela. Yani göklerin ve yerin yaratıcısı diyor. İşte Allah'tan yaratıcı diye de bahsediyor. Bunların her birinin kullanılmasını. Yani kastedilen şey. Çünkü belli. Kur'an'da özellikle bakalım. Hatta başka bir ayette diyor ki ister Allah deyin ister Rahman deyin. Yani ister öyle deyin ister böyle deyin. Şeklinde de ifadeler geçiyor. Birçok Kur'an'ın içindeki duada Rabbimiz diye insanların ağzından Allah'a hitap ediliyor. Yani bizim yaratanımız, efendimiz, bizim koruyumuz, gözetenimiz tipi anlamlara sahip. Bu yüzden bence bu tip şeylere takılmamak lazım. Yani bu evet. Bununla ilgili çok şey. Ben insanlar takılmış ama Türkçe'de, takılıyor. Şimdi Türkçe'de bu dille ilgili çok sorunlar var. Mesela İngilizce'de ateist bir kimsede, Allah'a inanan bir kimsede, Hristiyan'da, hatta Müslümanların birçoğu da İngilizce'ye kitaplarını çevirdiklerine God diye çeviriyorlardı. Hiç kimse de rahatsızlık duymuyor başka dillerde. Fakat Türkçe'de böyle bir şey olmuş. Yani sanki kelimeler üzerinden, bazı kullanımlar üzerinden kamplaşmalar olmuş. Evet. Ben böyle bir kelimeler üzerinin kullanımı üzerine bir kamplaşmayı gereksiz bulduğum için kendim her iki türlü kullanımı da kullanıyorum. İkisinde de aynı şeyi kastediyorum. Farklı şeyleri kastetmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü kamplaşma düşüncenin gelişmesini de engelliyor. Evet. İfadenizi kısıtlıyor. Evet. Türkçe'de tabii başka bir sorun daha var da bunun çözülmesi gerekir. Sadece bununla alakalı değil. Özellikle sosyal bilimlerde daha da sıkıntılı aslında. Doğa bilimlerinde de sıkıntılı da. Şimdi temel kaynakların birçoğu yabancı dilde, özellikle İngilizce bugün kullanılan. Buradan kelimeler Türkçe'ye aktarılırken bazıları bir dil politikası sebebiyle özellikle Osmanlıca tercüme etmeye çalışıyor. Bazıları bir dil politikası sebebiyle özellikle öz Türkçe yapmaya çalışıyor. Bazıları da ya ikisini de beğenmiyor, direkt İngilizcesini yazıyor kavma. Mesela Türkçe'de bir felsefi terim alalım, akılcılık. İşte bu daha Osmanlıca kökenlidir, akılcılık. Kimisi buna mesela usçuluk demektedir. Daha öz Türkçe yapmıştır. Kimisi de mesela İngilizce'deki kevrim kavramı aynen bırakmıştır. Rasyonalizm diye çevirmiştir. Bazen de felsefe okuyucuları da aynı kavramı 3 ayrı kitapta 3 farklı şekilde çevrildiğini okuyunca 3 tane farklı kavram var zannediyorlar. Üçünün de kastedilenin aynı olduğunu görene kadar oldukça sıkıntı çekiyorlar. Bunu da şu açıdan belirtiyorum. Yani bunun çözümünü ben de bilmiyorum. Bu nasıl halledilir de. Yani Türkçe'de böyle bir sorunun olduğundan en azından seyircilerimiz haberdar edebilmek niyetiyle bunu açıklıyorum. Olan işin özüne oluyor, işin özü kaçmış oluyor. Tabii dikkatli. Ben kendi adıma benim politikam şu mesela kitap yazarken söyleyeyim. En anlaşılır kavram neyse Türkçe'de insanların en yaygın kullandığı akılcılık, musçuluk mu, rasyonalizm, bu Osmanlıcaymış, öz Türkçeymiş bakmadan en anlaşılan neyse onu kullanmaya çalışıyorum. Hatta bazı kavramlarım her ikisini birden kullanıyorum.